Günaydın. Şimdi biz saat 8'de uyandık. 8:30 gibi Yusuf çıktı. Bahçede çalışacaklar bugün. Çıralı'ya gitmediler yani bahçediler. Ben kahvaltımı yaptım. Yusuf aslında bize poğaça getirdi, iki tane de. Birini arasa bir tanesini bana. Sonra ben düşündüm, Aras bir taneden doymaz. Genelde iki tane poğaça seviyor. O yüzden kendi hakkımda arasa bıraktım. Kendime yumurta yaptım, sahanda yumurta. Yanına biraz zeytin, biraz peynir çıkardım. Bir de çay yaptım. Çayımı ağır ağır içiyorum. Şimdi gene biraz üzerine ilave ederim. Aras kuzu burada yattı dün gece. Hala uyuyor. Sobam yandı ama odun getirmem gerekiyor. Çünkü bugün güneş var ama soğuk, yani 9 derece dışarısı. Şeyi söndürmemem lazım. Tabii öğleden sonra anneme gideceğim gerçi de. Gerçi öğleden sonra belki kalmam. Difrizden ekmek çıkardım. Bir de şöyle küçük bir kıyma çıkardım. Kıymaları bölmüştüm böyle yemeklik. Biraz kabağım var, biraz da patatesim var. Onlardan böyle ya fırında ya tencerede ufak bir yemek yaparım. Çünkü gezmeye gitmeden önce bizimkiler bugün bahçede ve onların yemek önlemini almam lazım. Yusuf. Yusuf dedi, sen gideceksin, biz aç kalacağız. Ne yiyeceğiz dedi öğlen yemeğini. Dedim o zaman şöyle yapalım. Genelde onlar bahçede falan çalıştığı zaman kayınvalidem de rahatsız olduğu için bir şeyler hazırlayabiliyorsam hazırlayıp indiriyorum aşağıya. Geçen biliyorsunuz öyle yaptım. Bugün de gene öyle yapacağım. Yemekleri hazırlayıp öyle çıkacağım. Dedim ben size yemeklerinizi tencerede hazırlarım, aşağı indirir servis yaparsın dedim. Tamam dedi. O yüzden yanına da bir bulgur pilavı istedi. Bulgur pilavını şeyle böyle tencere yemeğiyle tencerelerini aşağı indirir. Ben de kafam rahat, gezmeye en azından gidebilirim. Difrizden de ekmeğimi çıkardım da. Ekmek şu anda bize lazım değil gerçi. Akşama lazım olur ama bunda poşeti yırtılmış. Baksanıza nasıl dökülüyor. Bunun poşetini değiştireyim. Ocağımı sildim. Tezgahımı sildim. Sobama şimdi odun getireceğim. Çay kendime ilave edeceğim. Yatak odamı falan toparladım. Oy, ama hala ev bornozumla geziyorum. Çünkü toparlanıp daha hazırlanmadım. Şey yapacağım şimdi, banyomu bir yıkayayım. Aras'ın uyanmasını bekliyorum. Yemeği yaparım erkenden de olsa, yemek hazır olsun. Şu camları artık böyle sabırsızlıkla silmeyi bekliyorum gerçekten. Günaydın. Ne bakıyorsun sen? Yaramaz. Güneş çok güzel. Güneş çok güzel ama genel olarak soğuk. Şu Yusuf'un botlarını bir kontrol edeyim. Kurumuş mu, kurumamışsa sobanın yanına alayım onları. Öyle size bir selam vereyim dedim. Açılışı yapayım. Bugün kuzenlerim gelecek anneme. Dün söylemiş miydim bilmiyorum. Halamın çocukları, halamın kızı, halamın oğulları. Halamın kızının da kızları var. Ve Aras'ı da götüreceğim ki onlarla beraber oynasın, zaman geçirsin diye. Ben de kuzenimi göreceğim. İstanbul'dan geldi kuzenim. Ve halasını, yani annemi ziyarete gelmişler. Ben de gidip onları göreyim. Aynı zamanda hem de annemleri göreyim istedim. İyi olur yani, neden olmasın, bir taşla iki kuş. Dün gidecektim, bugün gittim, gideceğim. Günaydın aşkım, aşkım, o seni ben yerim aşkım. Neyse, ben arası bir toparlayayım, yemeklerde zaten buluşuruz beraber. Şu ekmeğimin poşetini değiştireyim. Evim bugün dip köşe bir süpürüp silmem gerekiyor. Dün çünkü bahçedeydim ve evi süpürme işlemini yapmadım. Bugün o işi hallederiz, sonra sizinle beraber süslenip gezmeye gideriz bebişler. Şu market poşetleri çok sağlam oluyor. Büyük oluyor. O yüzden atmıyorum. Kullanıyorum. Hem çöp için hem böyle ekmek için falan kullanıyorum. Bu kalsın. Kıymamız da şöyle dursun. Şuradan ekmek kırıntısını alalım. Saat kaç? Saat 10 olmuş bile. Oo, 8'de uyandık ama 2 saat ne çabuk geçmiş. Soba biraz oyaladı bugün beni. Altının külünü boşalttım. Boşalttım derken aşağıya silkeledim. Altındaki şeyi daha çekmedim çünkü közler vardı. Yani öyle. Sıcacık vallahi giyiyorum. Ay
ice in my veins. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost. Şimdi tabak altlı çıkardım da, şey, kaşık altlı. Oy 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 oy. Aras'cığım, bir tane. Oğlum, yavrum. Ben şimdi kıymayı tencereye attım kızlar. Azıcık da su koydum. Kendi yağı var zaten. Biraz çözülsün, kavrulsun. Sonra patates, kabak, salçamı, soğanımı ilave edeceğim. Böyle tencere yemeği yapmaya karar verdim. Pilavımı da yapacağım. Soba güzel yandı. Aras kuzu uyandı. Şimdi onun üzerini değiştireceğim. Kıyafetlerini hazırladım. Onun çayını koyayım. Biraz su olsun. Poğaçayı çaya batırıp yemeği seviyor çünkü. Evet. Odun getirdim. Odun attım sobaya. Banyomun yerlerini sildim. Ondan sonra halı örtüsünü serdim. Banyomu çamaşır suyuyla yıkadım. Banyo işi bitti. Penceresini açık bıraktım. Geçen bir izleyicim demiş ki banyolardaki geniş pencerelerden çok ben de seviyorum, hoşlanıyorum. Büyük pencere, küçükleri sevmiyorum demişsiniz. Vallahi hem hayat kurtarıyor, hem ışık açısından, hem de serinlik açısından. Ben seviyorum. Özellikle zaten böyle büyük pencere yaptırdım. Kayınpederim yaptı zaten evi. Bilmeyenler için kayınpederim ve eşim yaptı. Küçük pencere koyacaklar dedim, hayır ben büyük istiyorum, daha aydınlık olur, hem de hem havayı güzel alır, hem dışarının manzarasına bakar mısınız? Horoz da bağırıyor, sana da günaydın Horoz. Bakın gördünüz mü, dün buraların hepsi geçti, havalandırıldı motorla. Sadece bu köşeyi ellemediler çünkü orada ağaçlar falan var, kişi yapılacak odunlar falan var. Evet, aynamı falan da sildim güzelce. Şu body, bilmiyorum hatırlar mısınız? Annem vermişti bana. Şöyle boğazlı bir body'ydi. Ben bu boğazını kestim dikiş yerinden. Hiç de sökülme falan da olmadı. Çok daha güzel oldu. Çünkü boğazlı kullanamıyorum. Bunalıyorum, böyle sıcak geliyor bana. Afakanlar basıyor yani. Ama bu şekilde bluz olarak boğazını kesince çok daha iyi oldu. Bu arada diyete devam ediyor musun diye sormuşsunuz. Diyete devam etmiyorum. O şok diyeti 3 gün uyguladım. Daha fazla zaten uygulanabilecek bir diyet değil. Çok düşük kalorili bir diyetti. Ama dikkat ediyorum. Dün gece gene aç yattım. Kilomu karıyorum. Hala 79'um. Düşmedim. 79 kilo bana vermeyenler var. Boyum 1.73 kızlar benim. Kemikli de bir yapım var. Ondan dolayı hani evet, belki boydan dolayı kiloyu göstermiyorum ama gerçek. Hassas baskülde tartılıyorum ve 79 kilomu koruyorum yani. Daha da inersem çok çok şahane olur benim için. Şimdi makyaj videosu da istenmiş. Daha bu sabahki paylaştığım vlogun altına yazmışsınız. Makyaj videosu beraber yapacağız çünkü beraber süsleneceğiz. Saçımı falan bugün açsam mı toplasam mı bilmiyorum da. Artık bu topuzdan da sıkıldım. Böyle bir değişik bir şey yapmak istiyorum saçlarıma. Yazın malum çok fazla sıcaklarda uzun saç kullanamıyoruz. Kullanamıyorum yani, ben terliyorum. Çok rutubet, sıcak oluyor. Rutubet nereden çıktı yani? Nem ve sıcak oluyor. Ondan dolayı kış aylarında uzun saç kullanmak daha avantajlı geliyor bana. Evin içini bitireyim, ondan sonra beraber makyaja geçeriz. Tabii ki sizin için çekeceğim.
Evet arkadaşlar, şimdi anneanneme gideceğiz. Annem hazırlanacak. Tamam arkadaşlar, teşekkür ederiz. Verdiğiniz info için çok teşekkür ederiz. Normalde yatak odasında hiç saç taramam ama hızlıca hazırlanıyorum. Çünkü misafirler yola çıkmış, saat 12. Ben bayağı oyalandım. Salonu süpürdüm, sildim. Diğer odaları daha süpürmedim ama arasını yazmasını yaptırdım. Biraz onu ödeve oturtturunca biraz oyalandım tabii. Misafirler Antalya'dan çıkmışlar yola. İstanbul'dan Antalya'da kardeşi vardı. Oraya geldiler halamın oğluna. Şimdi hep beraber oradan çıkmışlar. Bir yarım saati burada olurlar. Ben de herhalde kayınpederim motoruyla giderim. Aslında yürüyerek gitmek istiyordum da. Herhalde yetişemeyeceğim. Şoka da gireceğim çünkü içecek falan alayım. Arası hazırladım. Şu elbiseye gideyim, daha rahat ederim diye düşündüm. Orada kalabalık misafirlikte tayt falan giymek istemedim. Hızlıca makyajı falan yapacağım. Hızlıca çıkacağız. Of, saçımı tarayınca kafam o kadar rahatlıyor. Yatak odasını daha süpürmedim, silmedim. Ondan dolayı İyi ki de öyle olmuş. Saçımı taradım, burada fırsatım oldu. Şaraz. Ya üstü istemiyor mu? Aslan hoş geldin bir tane. Sen beni nerede görmüştün bir daha söyle. Televizyonda gördüm. Televizyonda gördün. Aslan'la tanışın kızlar. Bu benim halamın kızının kızı. Yani ben senin teyzen oluyorum değil mi aşkım, uzaktan teyze? Evet. Aras senin kuzenin mi oluyor? Evet. Çok güzelsin Aslan ya. Nasıl maşallah öyle? Sana. Kuzensiniz işte. Kaç yaşında mı? Sorsana Aslan'a sor. Kaç yaşındaymış? Evet. Dört. Neyse bunlar burada kaynaşıyor. Ben gelir gelmez sakarlıklar. Tamam. Evet aşkım, sen ondan büyüksün zaten. Gelir gelmez şu poşeti yerleştiriyordum. Annem borcamları falan fırından çıkarmış. Yuvarlak borcamını düşürdüm ve kırıldı. Annem diyor kızım gelir gelmez sakarlığa başladı. Ben diyorum ki yani sorun senin tepsiyi yanlış koyman değil de benim sakarlığım değil mi diyorum. Çünkü çok böyle şey koymuş, yamuk koymuş. O da elde yer değmez düştü, ne yapalım, sağlık olsun. İçeceklerden aldım. Kola, gazoz, limonata ve meyve suyu çocuklar için. Onlar şeydeler. Açık bahçe girişteler. Hava bugün çok güzel. Babam şeye yakıyor. Çayı yakıyor. Şöyle semaverde. Annem haşhaşlı tatlı yapmış. Şerbetli. Güzel. Buralardayız yani. Biz geldik bebişler. Ay. Şu da makyajım. Orada hiçbir şey anlatamadım. Koşa koşa çıktım misafirlere yetişeyim diye ama misafirler benden önce geldi. Aslında hiç sevmem. Yani bir yere gideceğim zaman misafirlerimizin benden önce gelmiş olması da hiç hoşuma gitmiyor. Neyse böyle oldu. Sağlık olsun. Saçımı bu şekilde yaptım. Saldım. Yukarıdan topladım. Şu elbisemi giydim. Üzerine de şu beyaz hırkamı yünlü giydim ki birazcık gir çık serin
havayı şey soğuk kapmayayım. Şunları hızlıca toplayayım, sonra misafirlerin yanına gideceğim ben de. Bak seni benim kızlara şikayet ederim anne. Hangi kızlar? Benim kızlarıma. Senin kızlar kim? Benim kızlar işte, kanaldaki kızlar. Ne olacak? Kızarlar sana. Aa, gözlüğü de tepesini unutmuşum ya, tamam o konuda haklısın. Şu benim saç modelim gözlük. Beğenmemiş. Gözlük. Aslan da gelmiş diyor ki, o çocuğa söyle benimle oynamıyor. O çocuk. Çocuk. Git ona söyle annen kızar, telefonu elinden alırmış. Seninle oyun oynasın. Koş arasa git, aynen öyle söyle. Niye beğenmedin sen şimdi benim saç modelimi? Yine böyle diyor. Böyle şey mi olur diyor. Topuz seviyor. Ben de her zaman topuzdan hoşlanıyorum. Bir merhaba der misiniz Selim Hanım? Merhabalar kızlar. Hepinize merhaba. Ne yapacaksın? Havuç soyuyorsun. Özellikle pilavı yapacağım misafirlere. Kardeşim de çok sever, öpüyorum. Senin yerine yerim ben artık, kardeşim benim. İbo da evde ya. Şimdi ben onu görüntülerle nispet yaparım. Misafirler tatlılar getirmiş. Aa, bir dünya meyve suları getirmişler. Ben de meyve suyu almıştım. Tiramisu. Başka bir şey istesem olacakmış herhalde. En son tiramisu böyle tatlı şey tutmuştu ya. Ama bugün tabii ki tatlıya kendime izin vereceğim. Neden? Çünkü misafirlikteyiz. Gel aşkım, seninle de tanışalım. Gel bebeğim. Gel seninle de tanışalım. Annesi değiştirsin ayakkabısını falan, göstereceğim şimdi size bu bıcırı. Selamünaleyküm herkese. Aleyküm selam yakışıklı babam. Sağ olun, var olun. Misafirin geldi. Çay mı hazırlıyorsun? Evet, çay hazırlıyorum. Sen semaverin başına seni mi oturtturdular çaycı olarak? Yürü ya. Kraşın 10 numara 5 yıldız olmuş. Çok yakışıklısın. Yeni mi seni? Babama çok benzetiyorsunuz beni. Şimdi tiramisu getirmiş misafirlerimiz, kesilerine bereket. Şöyle limonlu cheesecake. Bunlar dondurucudan çıkıyor ya genelde. O yüzden böyle dışarı koydum ki açılsınlar. Yemekten sonra servis yapacağım. Meyve suları almışlar. Şunları da ben getirmiştim. Bayağı maşallah meyve suyu bol aldı. Ben şimdi servislerimi şöyle çıkardım. Şunlar işte yoğurt falan koyarız. Annem Özbek pilavı yapacakmış. Bir de finçoza yapmış. Bir de memleketten şöyle şekerler, çikolatalar gelmiş. Vay harika. Bir de helva. Oranın helvası, oradan izleyenler varsa selam olsun. Tabi Azerbaycan'da da bu şey step falan hepsi bu markalar vardır büyük bir ihtimal. Bir de çekirdeğimiz var annemin, olmazsa olmazı. Bunları dediğim gibi tatlıdan şey, yemekten sonra tatlı şeylerini hazırlayacağım. Servislerini. Funçoza yaptım dedi. Funçoza şu galiba, etli mi yaptı, bir bakalım bakalım. Evet şahane. Bunu da böyle koyalım çünkü etli ya. Çok soğukta yenmez bu. Funçoza'yı da bilen vardır Azerbaycan'ın. Türkiye'de funçoza yemeği yok sanırım. Yani ben hiç görmedim valla. Ondan sonra evet, şimdilik yapacağım bir şey yok. Annem pilavı demlemeye başladıktan sonra yoğurtları falan çıkaracağım. Şu kapıyı kapatayım çünkü çocuklar dolaşıyor. Şuralar biraz sıcak kalsın. Duyuyor musun? Bu Zarinacığım. Hoş geldin canım benim. Güzelliğim. Arada izleyebiliyordum diyor. Şimdi diyor ikinci oldu diyor. Hiç zamanım olmuyor. Nesliş. Neslihan. Nesli. Aslı'dan o kadar farklılar ki, hem benzerlik olarak hem de diyor ablam karakter olarak da çok farklılar diyor. Bu arada ablam derken tabii ki büyüğümüz. İlk kuzen sensin değil mi abla? En büyük anne tarafı, yani sen baba tarafından en büyüksün. Bizim anne tarafında da en büyük sensin galiba. Gülnaz'dan büyük müsün? Yok. Yok, ha o senden büyüktür. Bu da gelinimiz şey alıyor, temen alıyor. Değil mi abla, nasıl yapıyorlar temeli? Aslı bir temen göstersene, nasıl temen alıyorlar? Temen. Temen almayı biliyor musun aşkım? Aşkım, как делает Aslan? Когда принцесса она была, как делала? Она вот так делала. Rusça da konuşuyor, helal olsun. Hadi. Ya seni ben yerim. İşte yeni gelinimiz, yani ablamın küçük kardeşinin hanımı. O yüzden misafirliğe geldiler. Yemeği almışlar annemle. Ben de ilk defa burada tanıştım. Allah bir yastık kocaltsın. Aslan gösterdi. Beni görünce böyle bir temen aldı. Ben bir garipsedim. Çünkü bir selamlaşmadan anlıyorsun sen. Ablam İstanbul'a evli bu arada. Evet, o da Ahıskalı. Biz hepimiz Ahıskalıyız. Ama yerli diyoruz biz. Hani evli. Türkiye'de yaşayan eniştemize evli. Aslı hem perfect Türkçe biliyor hem de Rusça. Ağzını yerim senin. Bir gözlerini kapat bakayım. Makyaja bakar mısınız? Bu kokoşun makyajına. Burada oyuncakları döktük. Bunları oyalıyoruz ki dışarı soğuk. Cadavazla tırmanıyor işte bir yerlere. Keyfimiz şimdilik yerinde. Yemeğimizi yeriz. Ondan sonra çaya geçeriz. Bu da her zamanki gibi yabani. Hiç kimseli işi yok. Bir telefon. He? Aras.
Ayıp ya. Bak Aslı o kadar uğraştı seninle oyun oynamak için. Ha Aras. Hiç oralı bile değil. Gel Aslı biz seninle beraber oynayalım aşkım. Biraz yanlışınız. Evet. Ördek ördek etli pilav. Özbek pilavımız. Sos. Neydi anneciğim? Funçoza. İçeceklerimiz. Bebelerimiz. Yanımızda yemeğimizi yiyoruz. Afiyet olsun hepimize. Ben bunların üstüne o kadar etmiyorum. Her anlam işte iyi işte bu. İster istemez sen içine oturuyor. İstersen beraber oyna. Biz eve saat 4.30 gibi geldik Aras'la. Saat şu anda 6.30. Hatta 7 pardon. Ne yapıyoruz? 2.5 saattir bahçedeyiz. Bir yarım saat oldu eve geleli. 2 saattir bahçedeydik. Ruslar bugün bahçede çalıştılar. İşlerini hallettiler. Ben de kapının önlerini falan süpürdüm. Zeytinliğin olduğu yerleri süpürdüm. Yaprakları topladım. Yarın çıkarsam dışarı gösteririm size sonucu. Biraz odun getirdim yukarıya. Kalın odun bitti. Kalın odun şey yapmamız lazım. Yusuf yapacakmış yarın. Yarın öbür sürü mü getireceksiniz? Neyi? Odun. Yani. Siz yarın Çıralı'ya mı gidiyorsunuz? Yarın onlar Çıralı'ya çalışacaklar. Getirdiğim öğlene yaptığım yemekler vardı ya. Yemişler hepsini bitirmişler. Çok beğenmişler. Boş tencereleri şimdi yıkayacağım. Bulaşık makinemi çalıştırdım. Arası getirdim, duşu aldırdım. Tabii o bahçede oyalandı, pislendi, kirlendi. Hakkını verdi yani duşun. Güzelce yıkadım, pamuk gibi pijamalarımı giydirdim tertemiz. Şimdi dede sonra cips getirmiş. Cips yiyor, bayağıdır almıyorum. Bayağıdır derken yani birkaç gündür yedirmiyoruz. Eskiden günde bir paket cips yerdi. Şimdi artık paketli ürünleri azaltıyorum, hayatından çıkarıyorum. Daha çok artık... Paketli ürün yemedikçe ev yemeğini sarıyor. Daha iyi bir şey. Bugün Özbe pilavı yedi mesela anneannesinde falan. Neyse güzel bir gündü. Güzel geçti. Kuzenlerim oturuyorlardı ben kalktığımda. Çünkü benim de eve gelip akşam yemeği, soba, moba arasıyla ilgilenmem lazımdı. Biz evden çıkmadan önce arasında ödevini biraz yazma yaptık. Biraz okuma yaptık. Son işte 8. kitaptayız. Onun da son sayfalarını yarın okutacağım ona bugün. Bugün çok sıkmak istemiyorum onu. Dinlensin biraz. Yarın okutacağım evet aşkım. Şimdi size göstereyim. Annem şey gönderdi. Ördek eti pişirmiş. Dün dedi ya ördek yaptım. Gel ördek etini gel yiyelim diye. Ben de gitmedim. Mangala zaten kalmıştık. Yemeğe gitmeyecektim. Sonra bugüne kısmetmiş. Benim payımı ayırmış Yusuf'la. Ördek etini pişirmiş. Onu gönderdi. Tavaya koydum şimdi. O ısınıyor. İyice biraz da yumuşasın. Atıştırırız. Yusuf kahvaltılık bir şeyler yemek istiyor. O yüzden çay demledim ona. Bir çaydanlık dolusu taze çay. Kayınpederim de sağ olsun taze ekmek getirdi. Taze ekmek almış. Yusuf kahvaltılık bir şeyler atıştırdı. Tahin, pekmez, tereyağı falan. Arası sorarım ne yiyecek. Ona göre yaparım. Ben de o ördek etinden biraz yerim. Ay, size göstereyim. Arası kendi çizgi filmini açtı gene. Tencereme sıcak su koydum da yağlıydı ya bu tencere. Yemek yapmıştım bugün. Su biraz ısınsın. Yıkayacağım onu. Çayımı şöyle mis gibi demledim. Zaten çaydanlığımı temizle gitmeden önce yıkamıştım. Böyle ördek etini kavurmuş soğanlarla mis gibi marine etmiş. Ben birazcık su koydum yumuşasın iyice böyle dağılsın diye. Isıtıyorum bunu. Sobamız yanıyor. Burada işte bulaşıklar var. Bunları elimde yıkayacağım çünkü makineye sığmadılar. Annem cheesecake, tatlı ve tiramisu'dan de koydu. Hepsinden kocaman dilimlerden vardı. Aras bir tatlı yemiş. Bir cheesecake limonluyu bitirmiş. Bunu da böyle biraz çatallamış bırakmış ama dökmüyorum tabii çayla gene atıştırırız. Yazık olmasın. Oh, villadan ortada bugün salonu ve mutfağımı sildim güzelce dip köşe. Yarın da temizliğime devam edeceğim. Aras'ın odası, yatak odası süpürüp silinecek. Banyomu da dün silmiştim zaten. Banyomu da dün ayrıntılı temizledim. Yarın o iki odayı yapacağım. Dün biz Aras'la... Bakın oturduk ne yaptık. Bunları böyle renkli kağıtlara kestik. Aras boyadı ben kestim. Şekillerini ben verdim. Aras boyadı kafasına göre. Bu geyik ama hepsini kapkara yapmış. Kahverengi yapmış. Bu aslan. Bunu boyama dedim. Zaten aslan bu renklerde olur diye. Bulut. Bulutla güneşi kendi yaptı. Kendi kesti. Şöyle bulutlar yapmış. Daha bugün burayı tamamlayacaktık ama sattı beni. Baksanıza televizyon izliyor. Flamingo, balık, çiçek, balığın altına da su dalgaları yaptı böyle. Biraz oyalanıyoruz böyle azar azar. Zaten yarın son gün tatilimiz bitiyor. Ondan sonra okulumuz başlayacak. Bugün tırnaklarımı hani küpeli kürle yaptım oğlum. Ayak ve el tırnaklarını kestim. Bir adam orada kalsın.
sorun arz etmiyor. Ben yoruldum gerçekten, belim ağrıyor. Bahçede de geldikten sonra çalıştım. Şimdi hızlıca şunları bir yıkarım. Montajı yaparım. Ondan sonra dinlenmeye çekilirim. Neyse, bizden bugünlük de bu kadar olsun. Teşekkür ediyorum bu dakikaya kadar izlediğiniz için. Sizi seviyorum. Görüşürüz yarın. Bay bay.